Şalom ve herkese selamlar. Bu videoda bugün Lilith kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi son derece ünlü bir kavram. Birçok yerde elbette aslında saptırılmış, ne olduğu pek anlaşılmayan ve üzerine türlü türlü anlamlar yüklenen bir kavram. Daha doğrusu bir olgu da diyebiliriz bazen. Bazen karşımıza bir canlı gibi de çıkabiliyor. Elbette bunda insanların bu kavramı kurgulayan dil, dilin kültüründen çok uzak olmasının etkisiyle beraber aynı zamanda herhangi bir kültürü aksettiği zaman, bir başka kültürü gittiği zaman orada kendine o kültüre ait başka şeylerin de üzerine eklenmesiyle işin de sonunda işin içerisine Hollywood'da girdiği zaman çok daha farklı bir şey hiç karşımıza çıkıyor. Evet, İbrani Kutsi metinlerde Lilith diye bir kavram var. Bu ilk başta kulağa sanki bir kadınmış gibi geliyor. Çünkü bu şekilde anlatıldığından dolayı insan ilk zihninde uyanan şey bir kadın. Hatta ya kötü bir kadın. Yani Adem veya adamla bir türlü ya baş edememiş, daha doğrusu onunla uzlaşamamış, böyle uçarı şeyler yapmış bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ama as, işin aslında burada herhangi bir canlıdan bahsetmiyoruz. Ve İbrani dilinin kurgusu bu kavramı çok daha iyi bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü burada herhangi bir kavrama baktığımızda genellikle harflerin kurgusu hangi harflerle kurgulanmış olduğu o kavramın bize ne olduğuna dair çok ciddi ipuçları veriyor. Ve daha da detaylı incelediğiniz zaman o kavramın gerçekten ne olduğunu size anlatıyor ki bu sunumda da bununla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıkacak. Öncelikle Lilith kimdir? Yani Lirit kavramını İbranice'de nasıl yazıyoruz? Lamet yut, lamet yut ve tav harfleriyle yazıyoruz ki burada da ifade etmiş olduğum gibi lamet yut, lamet yut ve tav. Son harf olarak tavla yazılmıştır. Bu arada zaten kavramın kendisi bir ipucu barındırırken ilk vermiş olduğu ipucu son harfin son harfin tav olması alfabedeki son harftir. Aynı zamanda burada hem kavramın son harfi ama aynı zamanda tav harfi alfabenin son. Harfidir. Ve lilith kavramı gerçekten kutsi metinlerde geçiyor. Örneğin ilki Yeşeyahu dediğimiz kitapta 34 14 34. bölümün 14. cümlesinde lilith diye li bir kavram var. Burada lilith anılırken bir gece hayvanı olarak ifade ediliyor. Geceleri öten gece, gece zamanı ortaya çıkan bir hayvan olarak kurgulanmış, bu şekilde ifade edilmiş. Burada da yine çok ciddi bir ipucu veriyor çünkü Lilith kavramı gece kavramıyla çok yakından ilişkili. Bir başka kaynağa baktığımızda yine Babil Talmud'unda burada yine Lilith kavramından bahsediliyor. Lilith kavramı burada da geçiyor. Burada ise hareket eden bir canlı gibi kurgulanmış, ifade edilmiş. Zohar yazmalara baktığımızda yine Lilith geçiyor. Burada da görmek mümkün. Zohar'ın Bereşit Bet bölümünde Şinnun Dalet maddesinde bu şekilde ifade edilmiştir. Yani madde madde yazılmıştır. Şinnun Dalet'te Lilit kavramı geçiyor. Burada ise daha detaylı bir anlatımla birlikte ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yazmalarda, ilerleyen durumlarda diyelim. Lilit daha farklı şekilde anılmaya başlanıyor. Dört farklı şekilde anılıyor. Lilitazona, fahişi Lilit. Lilitha ha raşa, kötü Lilith yani çok kötü anlamında burada raşa. Lilitha ha ivalet, aptal lilit. Lilitha ha şukora, yani siyah lilit ya kara Lilith de diyebiliriz. Türkçemizi bu iki şekilde de kullanıyor. Buradaki ifadesi ise siyah ve kara diye ifade edebiliriz ile. Kutsi metinlere baktığımızda evet Lilith bu yazmalarda geçiyor. Yeşayav da geçiyor, Babil Talmud'unda geçiyor ve Zohar yazmalarını geçiyor ve Zohar yazmalarını çok daha ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor. Bu kavramın ne olduğu? Hatta bu kavramla beraber bu kavramla eşdeğer başka hangi kavramların olduğu? Onları da sunumun sonunda değerlendireceğiz. Lilith kavramına tekrar dönecek olursak, Lamet, Yut, Lamet, Yut, Tav harfleriyle yazılıyor. Ve bu kavramı gerçekten anlayabilmek için önce İbrahim harflerine bakmamız lazım. İbrahim harflerinin nasıl kurgulandığına ve nasıl dizildiğine bakmamız lazım. Ardından gece kavramını anlamadan Lilith kavramını anlamamız mümkün değil. İbrani harflerine değinecek olursak temelde 22 harf var, 22 temel harf var. Bunun yanında 5 tane harfin sofit halleri var. Yani 22 temel harf ve 5 tane sofit harf var. Aslında bu yüzden 22 harf deriz. Çünkü sofit harflerinde anlamları yine kendine bağlı olan veya bağlı olduğu ana harfte aynı ama bazı durumlarda yine 27 harf 27 harf denildiğinde de yanlış bir tanım olmamakla birlikte ta Avram'ın Sefer Yesirasında ifade etmiş olduğu gibi 22 temel harf var. Harflerin dizilişi ise bu şekilde. Alef'ten başlar, Ta harfine kadar gider. Aynı zamanda harflerin de kendi içinde sayısal değerleri vardır. Alef 1'dir, bet 2'dir derken yuda geldiğimizde 10 rakamına geliriz. Yut'dan sonra onarlı yükselir. Kaf 20'dir, lamet 30'dur derken sadik harfi 90'dır. Ardından kuf 100 ve bu aşamadan sonra yüzerli artar. Reş 200, şin 300 ve tav 400'dür. Görüntüde sanki burada bir kesinti varmış gibi yani 400'de kalıyormuş gibi görünüyor ama aslında bu harfler kendi içinde yine bir döngü oluşturup bine kadar tamamlar kendisini. Lilith kavramını anlamak için gerçekten Layla kavramını yani ya gece kavramını anlamadan Lilith kavramını anlamamız pek mümkün değil. Layla kavramına baktığımızda Layla kavramı ise yukarıdaki Lilith kavramına çok benzer bir kurguya sahip. Lamet Yud Lamet He ile yazılır. Yukarıdaki kavrama tekrar bakalım. Lamet Yud Lamet Yud Tav derken Layla kavramı, gece kavramı Lamet Yud Lamet He ile yazılır. Elbette İbrani alfabesindeki bütün harflerin kendine has, kendine has bir karakteristik yapısı var. Bunu en başta eril ve dişil olarak tanımlayabiliriz. Burada kesinlikle eril ve dişil derken asla ve asla rekabetçi eğitim sisteminin bizim zihnimize kazımış olduğu gibi cinsiyetçilik atfı yoktur. Böyle bir amaç da yoktur, anlamı da yoktur. Eril de bir güçtür, dişil de bir, bir güçtür. Bir olumlu, bir olumsuz zil. İkisi tam tersini bir noktada buluşmak ve yeni bir şey yaratmak için doğru bir ilişkiye girmek girmek gibi zorunlulukları vardır. Yani bir güç tarzıdır. Bir karakter diyebiliriz. İşlevsellikle ilgili bir içerik diyebiliriz. Yani burada cinsiyetçilikten çok uzak bir anlamı var. Hatta hiçbir şekilde ilişkisi yok. Şimdi harfleri bu şekilde baktığımızda tekrar gece kavramı oluşturan harfleri Lamet, Yud, Lamet, Te hey. En başta şunu söyleyebiliriz, hey harfinin en karakteristik yapısı doğurma simgeler. Burada bir doğum oluşmuştur ve burada bir yeni başlangıç başlar. Çünkü harfleri gerçekten dikkatli bir şekilde baktığımızda oluşum süreci, yaratım süreci, bu yaratım sürecinde kabın nasıl ortaya çıktı, insan dediğimiz şeyin nasıl ortaya çıktı ve eylemsel olarak hür iradesini kendisini nasıl tamamladı ve kendisini tamamladıktan sonra ona benzeyebildikten sonra döngüyü nasıl kapatıp yeni bir döngü açtığını anlatır. Harflerin görsel yapısı böyle bir hikayeyi barındırır. Bu esnada hey harfine baktığımızda burada hey doğumu ifade eder. Yeni doğumu. Burada şunu da belirtmekte fayda var. İbranileri sağdan yazılır ve sağdan okunur. O yüzden sağdan ifade ediyoruz. Kavrama tekrar bakalım. Lamet yut, lamet hey. Layla diye okuruz. Gece anlamına gelir. Harfinin bu dişil mi, elil mi yapısını en başta nerede anlıyoruz? En başta yine Avram'ın bahsetmiş olduğu gibi Sefer Ye sırasında 22 temel harf var, 10 sefirot var diye cümleye başlar ve devam eder. Bununla ilgili çok ilginç açıklamalarda bulunur. Yani ilk defa harflerin varlığını veya sefiraların varlığını Avram'la duymaya başlıyoruz. Öncesinde var mıydı? Vardı. Ama ilk defa Avram bunu çok daha belirgin bir şekilde ifade etmişti. Sefirot ağacına baktığımızda sefirot ağacı temelde üç hattan oluşur. Sağ hat, orta hat ve sol hat. Burada sağ hat aynı zamanda eril kısmı ifade eder. Sol hat dişil kısmı ifade eder. Ve orta hat ise bunların bütünleştiği yeni bir biçim yarattığı yeni bir anlam yarattığı orta atı ifade eder. Orta ata baktığımızda Keter, Tiferet, sok, Malkut sefraları vardır. Burada Dağ sefrasını özellikle okumadım çünkü Dağ sefrası yukarıdan aşağı başlayan oluşma yaratım sürecinde yok. Fakat aşağıdan yukarıya kendi amacını tamamlamak zorunda olan ruhun burada edinmiş olduğu bilinci ifade eder. Yani yukarıdan aşağı anlatırken Dağ sefrasına değinilmez ama yukarı... Aşağıdan yukarıya anlatırken evet daha sefirası vardır. Bu bilgi anlamına gelir. Adem ile Havva'nın bilge ağacının meyve yemesi atfı da bununla çok ilintilidir. Orta hattaki sefiralar böyledir. Sağ hata baktığımızda yani eril hatta baktığımızda hokma, heset, nesah sefiraları vardır. Hokmanın anlamı bilgelik, ki lütuf, nesah sonsuzluktur. Ve dişil sıfıraya baktığımızda, daha doğrusu dişil hata baktığımızda, sol hata baktığımızda bina gevura hot dediğimiz sıfralar vardır. Bina lehavin fiilinden gelmektedir. Yani anlayış anlamına geliyor. Burada gevura kendi içinde kahramanlık olsa da yani anlam olarak aslında yargıyı ifade eder. Ve hot ise görkem hodaya dediğimiz kavramdan gelir. Hodaya ona duyulan teşekkürdür. Onun görkemini gördükten sonra ancak ona ona yönelik bir teşekkür ifade edebiliriz. Orta çizgiye baktığımızda ise keter, taç demek, dağıt, bilgi demek değil. yukarıdan aşağı, Aşağıdan yukarıya baktığımız zaman keter, taç demek, tiferet, zerafet, güzellik diyebiliriz. Yesot, temel demek, malhut, krallık demek. Yani on sefirot ağacı daha kendi içinde ifade edilirken çok önemli bir bilgi veriyor, çok önemli bir ipucu veriyor... Bu sefirot ağacında gerçekten birbiriyle ilişkili, çok yakın ilişkili iki, iki sefireye bakacak olursak her birinin birbiriyle ilişkisi var. Bu ayrı bir konu. Fakat yukarıda keter var, taç ve aşağıda krallık anlamına gelen malhut var. Bu şunu ifade ediyor. Bir keter varsa, bir taç varsa bunun sonucu mutlaka bir krallık olmalı. Diğer taraftan da bir krallık varsa o krallıkta bulunanın hissedici bir keter yani bir taç olacaktır. Yani sonuç var ise bir sebep var ve sebep varsa da bir sonuç olmak zorundadır. Sefirot ağacına bu şekilde baktığımızda aynı zamanda burada yine Avram'la başlayan anlatımda ki Avram ilk cümlesinde zaten bazı kavramlar kullanır seferiye sırasında. Yutey Vafey de bunlardan bir tanesidir. Bir, e, bir noktada ya der, bir noktada yutey vafey der ve, ve böyle daha farklı kavramlar ifade ederek... ...onun bizim dünyamızda nasıl etkili olduğunu veya onu hangi açıdan anladığımızı hissettiğimizi bu kavramlarla ifade eder. Yutey vafey kavramına kısaca değinecek olursak, Yut, hey vafei hey harfleriyle yazılır. Bu bir nevi damgadır, bir isim değildir. Burada ilk başta ifade etmiş olduğu şey sonsuzluktur. Çünkü İbrani dilinde üç zaman kipi vardır... Geçmiş, olacak olan ve şimdi ve bu kavramları yud, hey, vav harfleriyle yazabiliyoruz. Yani bu üç kavramı hiçbir harf eklemeden yud, hey, vav harfleriyle yazıyoruz. Buradan da şunu anlıyoruz. Buradaki damganı, buradaki damgadaki atıf onun zamansızlığıdır, sonsuzluğudur, başlangıçsızlığıdır ve sonra olmayacağı anlamına gelir. Çünkü İbrani dilinde ifade etmiş olduğum gibi bu üç zaman kavramını yud hey vaf harfleriyle yazabiliriz. Haya geçmiş demektir. Hove şimdiki yihye olacak anlamına gelir. Yani o geçmiştir, şimdidir ve olacak olandır. O yüzden yutey vafi damgısı en sık kullanılan damgalardan, kavramlardan bir tanesi. Kendi içinde sayısal değeri 26'ya denk gelir. Bu aynı zamanda başlangıcı ifade eder. Çünkü alef harfinin sayısal değeri ...bir olsa da başka bir açıdan baktığımızda 26'ya denk gelir. Tekrar Sefirot ağacına dönecek olursak, burada Sefirot ağacında harfler Yutey Vafe olarak yine ifade edilmiştir. Yani burada vurgulamış olduğu şey şu: Bu Sefirot ağacı, her ne kadar oluşum, yaratım, sonuç sürecini ifade ediyor olsa da kendi içinde Yutey Vafe buradadır. Yani Yutey -ay, de aynı zamanda Sefirot ağacı yardımıyla Sefirot, sef Sefiraların tek tek isimleri ile de tanımlayabiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda yukarıdaki keter yudun ucudur. Henüz daha başlangıç noktası bu yüzden deriz ki kut sosyal yud yani yudun ucu. Sağ çizgide sağ hatta bulunan ilk sefire ise yud harfiyle ifade edilir. Yud harfiyle ifade edilir. Yani hokma sefirası bilgelikle ilişkili olan hokma sefirası yud harfiyle ifade edilir ve yud buradadır. Karşısındaki dişil sütunda bulunan bina ise hey harfiyle ifade edilir. Aynı zamanda haftenin kurgusuna baktığımızda gerçekten heyi oluşturan Yud'un bizzat kendisidir. Aslında burada Yud binaya girdiğinde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ve, ve bu dönüşümden sonra zaten yaratım yaratım sürecini anlatıla, anlat, anlatan sefiralar ortaya çıkmaya başlıyor. Vav harfine baktığımızda ise buradaki Vav harfi şu altı sefira isimgeler bağlamadır, bir bağlantı kurar, birleştirir. Ve Vav harfi bu yüzden görsel yapısı da bize bunu gösterir. Başıyla sonrasındaki gelen kavrama tutunur. Hatta ve hatta İbrani dilinde V anlamına gelen bağlaç olan kavram Vav harfiyle ifade edilir. Ve bir cümlede yazılırken kendisinden sonra gelen kavramla kelimeli bitişik halde yazılır. Çünkü ayrık olamaz. Bitiştirmek zorundadır, birleştirmek zorundadır. Harfin görevi budur. Ve hey harf, ikinci hey harfine baktığımızda ise... Malhut yani sonuç dediğimiz durumda ise yine hey harfi var. Ve bu açıdan baktığımızda yut eril sütunda, hey dişil sütunda bunların sonucunda oluşan bir yaratım süreci va harfiyle ifade edilir. Ve tekrar bir sonuç ortaya çıkar, dişil bir sonuç ortaya çıkar. Bu yüzden bütün yaratıma, yaratılmışlara dişil diyebiliyoruz. Çünkü karakter olarak sürekli kabul etmeye, almaya odaklı olduğunu, olduğundan dolayı ve ki amaç da budur yani yaratılışın amacı da budur. Bu yüzden son harf ve sonuçta ifade edilen Malkut da hey ile ifade edilir. Ve bu açıdan baktığımızda yut hey va, hey damgasını yine sefirot ağacında bu şekilde izleyebiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda yut diş, eril sütunda bulunduğundan dolayı eril bir harftir. Hatta abi hatta burada yut harfinin yani bir siperme benzemesi rastgele değildir. Hey harfine baktığımızda dişli sütundadır ve bu şekilde ifade edilir görsel yapısı ve bu da bir açıklık vardır. Doğumu ifade eder. Yeni bir şey doğurmaya başlar. Sefirot ağacına bu açıdan da bakabiliriz, elementler açısından da bakabiliriz. Çünkü Avram da bu şekilde ifade etmiştir. İlerleyen zamanlarda birçok görünüşü de bu şekilde ifade etmiştir. Moşe'nin beş kitabı dediğimiz Torada da bu tip atıflar vardır. Burada keter havadır, hokma sudur, bina ateştir. Burada topraktan bahsedilmeyiz çünkü toprak sonuçtur, toprak malkuttadır. Oluşumu oluşturan elementler şu üç sefira ile de ifade edilir. Aynı zamanda harf ile de ifade edilebilir. Harf açısından baktığımızda daha farklı bir kurgu vardır. Ama kendi konumuza odaklanacak olursak en başta burada yudun eril olduğunu görüyoruz. Eril bir yapıya sahip ki gerçekten siperme benzer ve heyin içerisine girdikten sonra yeni bir oluşum, yeni bir biçimlenme ortaya çıkar ve burada yud kendini hey'e evrir. Çünkü buradaki heyin kurgusu, heyin görsel yapısı yud harfini oluşturan, yud harfinin adını oluşturan harflerin kurgusundan ibarettir. Dalet ve vav harfinin kurgusundan ibarettir. Çünkü yut diyebilmem için yut, vav, dalet harflerini kullanıyorum. Ortada kalan iki harf dönüşerek hey harfini oluşturur. Yani yut kaybolmuyor. Bu durumda yut harfi erildir, hey harfi doğrandır, dişildir. Bunu kutsi metinlerde de görüyoruz. Bazen bazı yerde saraya saray denilir. Henüz doğuramadığı haldir. İsak'ı doğuramamıştır son harfi isminin son harfi yuttur. Şin reş yut olarak yazarız. Saray diye okuruz. Bir başka yerde bir bakarsınız ki saray dönüşür. Sara olur. Artık o yut gitmiştir. Adının sonuna hey harfi gelmiştir. Aynı şey Avram için de geçerli. Avram için bazen Avram denilir. Ve belli bir aşamadan sonra Avraham denilir. Çünkü yine adının ortasına hey harfini alır. Doğurmayı ifade eder. Yeni bir belli bir süreçten sonra yeni bir biçimin ortaya çıkmasını ifade eder. Yud'e eril ve heydişi. Tekrar şimdi gidelim Lilith kavramına bakalım. Lilith kavramına tekrar baktığımızda iki tane yut var. Yani iki tane eril harf var. Bu arada aynı zamanda Lilith kavramını anlarken ve Layla kavramını anlarken şu çok önemli bir vurgudur. İbrani dilinde lamet harfi yön ifade eder bugün bile kullanırız, günümüzde de bile kullanırız. Yani örneğin Yeruşalayim, Yeruşalayim demek, Kudüs demek, Türkçe'de bu şekilde anlıyor. Yönü ifade etmek istiyorsam, yapmış olduğum eylemin yönünü ifade etmek istiyorsam derim ki Le Yeruşalayim yani Yeruşalayim'e veya Bayt, ev demek. Eğer bu e yapmış olduğum eylemi eve yönlendirdiğimi ifade ediyorsam Le Bayt derim. Yani Lame harfi yön ifade eder eylemi nereye yönlendirdiğimi ifade eder. Günlük hayatta da kullanırız. Layla kavramına baktığımızda ise Layla kavramı gece ve karanlığı ifade ettiğinden dolayı aslında insan çok özel bir şey anlatıyor. Burada yönünü hangi yöne seçeceğini, yönünü hangi anlamda kurgulayacağını soruyor. Yönün, lamet, eril tarafa mı olacak yani sağ tarafta mı olacaksın yoksa ikinci bir lamet, hey tarafta mı olacaksın, dişli tarafta mı olacaksın? Layla insana ilk etapta söylemiş olduğu şey yön konusunu değerlendirirken, seçim yaparken hür iradesini nasıl kullanması gerektiği konusunda bir seçim veriyor. İstesek de istemesek de, kabul etsek de etmesek de insan da yaşamın, kendi yaşamının, genel yaşamın anlamını sorgulamaya başladığı zamanlar genellikle ya karanlık zamanlardır. Ki zaten her şey aydınlık olsaydı bir şey sormazdı, gerek de kalmazdı. İnsan bu karanlık anlarında her şeyin neden kurgulandığını ni, niçin var olduğunu ne yapması gerektiğini bu tip şeyleri karanlık kendi karanlık zamanında sorgular karanlıktaki karanlıktan atıf burada elbette mecazi anlamda ve burada layla kavramı gece kavramı insana yönünün ne olması gerektiği konusunda hür, hür iradesini sunuyor Neyi seçeceksin diyor Eril tarafımı dişil tarafımı Yoksa akıllıca davranıp her ikisini mi kullanacaksın? Yani gece diye ifade edildiği zaman bir kutsi metinde gece kavramı varsa burada ilk vurgulamış olduğu şey yöndür insanın hür iradesiyle seçim yapmaya çalıştığı o ilk andır. Eril tarafı da seçebilirsin, sağ tarafı da seçebilirsin veya sol tarafı olan dişil tarafı da seçebilirsin. Elbette burada sağ, sol asla, asla olumsuz ve politik bir kavram değil. Bunlar binlerce yıl önce zaten kurgulanmış kavramlardır. Yani Fransız devrimiyle ortaya çıkan sağ-sol kavramından çok çok daha önce kurgulanmış, çok daha derin anlamları olan kavramlardır. Layla kavramına tekrar bakacak olursak, Layla kavramı bize seçimin hangi yönde olması gerektiği konusunda hak tanıyor. Neyi seçeceksin diyor. Çünkü insan karanlık zamanda seçmeye başlar. O yüzden içinde bir eril ve bir dişil harf vardır. Rastgele değildir ve diğer iki harfler yön ifade eder. Nereyi seçeceksin? Ya da gerçekten akıllı davranıp her ikisini bütünleştirebilecek misin? Akıllı davranıp yani ikisini bütünleştirebilmek en doğru cevaptır. Şimdi tekrar Lilith kavramına bakalım. Burada kavram lametle başlıyor yön. Ardından eril harf, ardından tekrar yön harfi lamet ve tekrar dişil sonuç doğurmayı ifade ediyor. Lilith kavramına tekrar bakalım. Lilith kavramı nasıl kurgulanmış? Bu yüzden dedim kavramları nasıl kurgulandığı bize zaten bir ipucu veriyor. Lilith kavramına dikkatli baktığımızda yine yön kavramı var. Yön edadı yani edat anlamında kullandığımız yön var. Lamet ama yut tekrar lamet tekrar yut yani yön sadece erile evrilmiş. Sadece sağ tarafta tıkalı kalmış ve kavramın sonu heyle bitmiyor. Tavla bitiyor alfabenin son harfiyle tıkanmışlıkla ifade ediliyor, sonla ifade ediliyor. Çünkü hey kavramına baktığımızda şurada bir doğur, bir açıklık varken taf harfinde bu yok. Yani Lilith kavramının harfler açısından baktığımızda bize söylemiş olduğu şey eril, eril ve kapanış. Doğuramıyor. Yani kişinin kendi eril tarafıyla sürekli mücadelesini, eril tarafını aşamıyor olması ve bundan bir sonuç elde edemiyor olmasını gösteriyor. Karanlık durumunu kullanırken, heyi es geçip veya heyi görmemi görmemiş olabilir, göremiyor olabilir. Sadece ve sadece eril doğasıyla bir mücadelesini ifade ediyor ve bundan dolayı sadece eril doğasında kaldığı için, bu elbette kadın da olabilir, erkek de olabilir. Burada cinsiyetlerden bahsetmiyoruz. Sürekli eril doğasında olduğu için doğuramıyor, bir sonuca varamıyor, yeni bir başlangıç yapamıyor. Aynen Avram Sara örneğinde olduğu gibi veya harfin kendi görselinde görmüş olduğumuz gibi yukarıdaki çıkıklıktan yeni bir şey çıkacaktı. Ama çıkartamıyor. Yani bu açıdan baktığımızda harfin açısından baktığımızda zaten Lilith kavramı bize çok şey anlatıyor. Lilith bir insanın kendi doğasını eril tarafıyla sürekli mücadelesini, sürekli karanlıkta kalmasını ve sürekli doğuramadığını ifade eder. O ruh halini ifade eder. Bu yüzden Lilith kavramı hoş ifade edilmemiştir. Elbette burada bir kadından, yaratıktan falan bahsedilmiyor. Burada insan doğasında, yola çıkmış insan doğasında yolda karşılaşacağı bir sorundan bahsediyor. Sürekli olarak eril tarafınla muhatap olursan, sürekli olarak eril tarafınla kendini eylemler yapmaya zorlarsan doğuramayacaksın. Burada bir dişil karakterinin gerekliliğini ve eğer sürekli eril tarafı kullanırsan herhangi bir sonuç üretemeyeceğini gösterir. O yüzden karanlıkla eşdeğer, karanlık kavramıyla çok yakındır. Eşdeğer değil tam olarak. Karanlık kavramıyla yakındır ve erildir tamamen. Yön sadece eril evrilmiştir. Çünkü layla kavramında nasıl ki hey, sondaki hey bize bir doğumu, yeni bir şey ifade ederken ...lilitte bu yok. Lilit kavramında bu yok. Bu yüzden ve bu yüzden kutsi metinlerde standart ve stabil, sürekli durağan bir şekilde anlatılmaz bazen işte bir gece hayvanıdır, bazen bir eylemdir, bazen karanlığa atıftır ve bazen yine Zohar'ın Zohar yazmalarını görmüş olduğumuz gibi fahişe gibi ifade edilir, kötü gibi ifade edilir, aptal gibi ifade edilir veya siyah olarak ifade edilir. Eğer bir şey yani aynı ise aynı şeyden bahsediyorsak neden ona sürekli farklı karakterler atfedilmiş? Çünkü bu halde dönüşür. Çünkü bu halde yolun herhangi bir noktasında farklı bir şekilde hissedilebilir, farklı bir şekilde algılanabilir. O yüzden bazen yani bir durumda faş diyoruz. Bazen bir durumda siyah diye ifade edilmiş veya kara diye ifade edilmiş. Bazen aptal, bazen kötü. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Burada ifade edilen şey bir kadın değil. Durağan bir olgudan bahsetmiyoruz. Stabil bir şeyden bahsetmiyoruz. Yolda ilerlerken insanın bu karanlıktan gelen karanlıkta seçim yaptıktan sonra sürekli eril tarafıyla mücadele ederken hissedeceği ruhi hallerden bahsediliyor. Ve Lilith kavramını gerçekten bu açıdan baktığımızda harflerin kurgusuyla olsun, sefirot ağacında harflerin nasıl ifade edildiğiyle olsun bu tip yardımlarla almak, bu tip yardımların yanında aynı zamanda kutsi metninin açıklamalarından da anlıyoruz. Çok rahat bir şekilde şunu değerlendirebiliyoruz, kabul edebiliyoruz. Burada anlatılan bir kadın değil veya bir şeytan değil. Çünkü anlatılara baktığımızda çok çok farklı anlatılar var. Yani bunların içerisinde İbrani kaynaklar da mevcut. Yani zaten orada orada anlatılıyor. Yani bir bakıyorsunuz karşınıza adamla yani Adem'le mücadele eden bir taraf. Çünkü eril erile mücadele ediyor. Yani orada hani şöyle anlatılır işte yani Lilith kavga ediyor. Sen müste olacaksın, ben müste olacağım. Midraş'ta geçiyor. Yani burada eril asla ve asla bir pozisyon belirleyemiyor. Bir doğuma sebep olamıyor. Çünkü sürekli olarak eril doğasının içerisinde. Ta ki adamı adam yapan yani Adem'i Adem yapan dişil gücü uyandıktan sonra bu havva olarak ifade edilir. Yeni bir şey doğar. Eril erille mücadele edemediğinden dolayı yine ilerleyen hikayeleri. Lilith orayı terk eder, devam eder. ileride çocuklar olur vesaire vesaire. Bu anlatımların hepsi alegorik ve benzetme. Ve harfler bize bunun ne olduğunu çok daha hızlı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde ifade edebiliyor. Şimdi bir başka yere geldiğimizi, bir başka yazmaya geldiğimizi sanki böyle bir şeytanmış gibi ifade ediyor. Çünkü Lilith zamanla satan kavramına dönüşüyor, şeytan kavramına dönüşüyor. Batı kültüründe de kullanılan bir kavramdır ama kök olarak İbrancidir. Şin, tet, nun, sofitle yazılır, satan diye okuruz. Şimdi orada se sesi verir çünkü olumsuz olmasından dolayı se sesi verir. Diğer taraftan biraz da ilerlediğimiz zaman bu kavram yani Lilit kavramı önce satana dönüşüyor. Satandan sonra Sitra Ahra dediğimiz diğer yüz kavramına dönüşüyor. Yani burada da anlaşıldığı gibi sürekli olarak duran bir halde değil. Çünkü yolda ilerleyen insan nasıl değişiyorsa kendi karanlık tarafını da sürekli olarak farklı hallerde hissedecek. Ve bu yüzden ona atfedilen karakterler farklılaştığı gibi ona isnat ettirilen sıfatlar da değişmeye başlıyor. Karanlık, gece yani veya işte kötü, aptal, fahişe gibi. Tekrar altını çizerek söyleyelim. Burada bir kadından bahsedilmiyor. İnsanın yolda ilerlerken ruhi hallerinden bahsediliyor. Sürekli olarak bir yönde kalıp iki yönü bütünleştirmeyi bilmeyip sadece ve sadece eril tarafta kalındığı zaman kişinin neler hissedebileceğini ifade ediyor. Yani Layla kavramından Lilith kavramını daha iyi anlıyoruz. Layla bir yol seçim hürriyeti verirken Lilith de bu olmamış, daha doğrusu seçimin yanlış yapıldığını gösteriyor. Sadece eril tarafta kalındığını gösteriyor. Aynı zamanda, şuraları anlattım zaten. Yani lamet, yön eda, e, edatıdır. Harf ola, hem harftir hem de yön edatıdır. Yani edat olan harfler vardır de Be, e, Bet harfi de bunlardan. Bir tanesi bet. Harfi içinde bulunan durumu ifade eder. Yani bayt ev demektir. Babayt dediğim zaman evde anlamına gelir. Lamet de bunlardan bir tanesi. Mem de bir edattır bu arada. Yani o da dendan anlamına gelen herhangi bir eylemin nereden geldiğini ifade eden harftir. Ve tekrar bakalım. Lamet, yut, lamet, yut, tav son harf. Ölümün harfi aynı zamanda. Çünkü med kavramını, ölü kavramını mem, tavla yazarız. Ölümün harfidir. Tav aynı zamanda. Olumsuz anlamda baktığımızda ölümün, olumlu anlamda baktığımızda eskinin ölüp yeni bir döngüyü nasıl başlattığını ifade eder. Bu yüzden harfin sol alt tarafında çıkıntısı vardır, yeni bir döngüyü ifade eder. Ve bu yüzden İbrani alfabesinde gerçekten hey ve tav birbirlerine benzer. Kurguya baktığınızda sanki ters dönmüş bir u ya benzer ama heyin bir doğum noktası vardır, bir açıklık noktası vardır... Havda bu yoktur. Kısırdır ve doğramıyordur. Harflerin kurgusu, harflerin sıralanışı, bize kavramların ne olduğuna dair çok güzel ifadelerde bulunuyor. Diğer taraftan, gece öten bir kuş anlamı da kullanılır, günümüzde de kullanılır yani. İp, e, galiba Latince'de Strix dediğimiz bir hayvan. Daha doğrusu bu ailenin adıymış. Yani bu kuş ailesinin adı. Puhu kuşu deniz Türkçe'de, baykuş deriz, araştırıcı. Yani bir yerde görmüştüm. Onlarca farklı çeşidi var bu tip kuşların. Ö, burada en temel özellik şu bu kuşların gece ötmeleri. Daha çok gece ötmelerinden dolayı lilit derken bir kuş orada ifade edilirken kişinin gece hali ifade edilir. Keşi, kişinin gecedeki çaresizliği, kişinin gecedeki haykırışı diyebiliriz, çaresizliği diyebiliriz. Kafa bulanıklığı diyebiliriz. Çünkü orada gecede ötmeye başlıyor. Aynı zamanda İbranci'de inleme fiili, inleme fiili yine layla kavramını oluşturan harflerle kurgulanmıştır. Yelala deriz, inlemektir bu. Yani sevinçli bir durumdan dolayı değil, üzüntülü, kederli bir durumdan dolayı inlemeye yelala deriz ve dikkatli baktığınızda layla kavramını oluşturan harflerle aynı harflerdir. Sadece sıraları değişmiştir. Şuradaki lamet, layla kavramındaki ilk lamet yerini değiştirir, yutla yerini değiştirir. Bu durumda şu aşağıdaki görseli, görseli ulaşırız ve bu ise bir fiildir. Sözlük sitelerinden de bakabilirsiniz. Yelala diye ifade ederiz. inleme anlamına gelir. Çünkü gecede inlenilir, Yani bu da ki en güzel atıf gece halinde olanın sürekli olarak inlemesi çaresizdir. Bir diğer ilginç şey ise şudur. Aslında Zohar yazmalarında yine Lilith'ten bahsedilirken Lilith'in ortakları da vardır. Tek başına değildir. Lilith yani burada sanki bir melek gibi ifade edilirken bunun bir de ortağı vardır. Naama diye ifade edilir. Ve bir başka ortakları daha vardır. Agrat Bat Mahlat diye ifade edilir. Bunlar sanki böyle bir ortakmış gibi ifade edilir. Yani aralarında bir işbirliği varmış gibi ifade edilir. Lilith bu tanımlamada sol tarafı ifade eder. Nama sağ tarafı ifade eder. Akrat, bat, mahlat dediğimiz şey ise, durumu ise orta çizgi ifade eder, orta hattı ifade eder. Çünkü İbrani Kutsi metinlerin yorumlarında veya ifadelerinde bu üç tanım çok kullanılır. Sağ hat, sol hat, orta hat. Aynen sefirot ağacında görmüş olduğumuz gibi sağ hat, sol hat, orta hat. Hepsi gerekli. Hepsi geçerli. Hepsi kullanılmak zorunda. Burada anlatılan şey ikisi, bu üçünü bir araya getirebilmek. Ortada, buluş, ortada buluşturabilmek. Ta bize Alef'in anlatmış olduğu gibi. Alef harfinin anlatmış olduğu gibi. Alef harfinin şuradaki çenti yukarıdan başlayan yaratım sürecini anlatırken bu çentik birdenbire görsel olarak yukarıdakinin tersine döner. Dikkatli baktığınızda ters dön, dönmüştür, aşağı iner. Bu ise yaratılmış olanın ondan ne kadar ters olduğunu anlatır. Amaç ise bu kurgudaki amaç ise iki gücünde, iki karakterinde, niteliğinde orta çizgide bu bütünleşmesi, buluşmasını ifade eder. Bütün yaratımın düşüncesinin anlamı alefte yatıyor aslında. Bu yüzden bu üçlü kavramlar yani bu üçlü ifadeler sürekli vardır. Ve burada da Lilith'le ilgili daha detaylı açıklamalara ulaştığımızda, Lilith'in bir ortağı vardır, en yakın ortağına Ama deriz, İbrancı'da. Ve diğer, dışarıdan sanki izleyiciymiş gibi bakan diğer ortakisi, Agratbat Mahlat diye geçer. Bunlar elbette elbette soyut tanımlardır. Dünyamızı tanımlayabileceğimiz, elimizle gösterebileceğimiz somut tanımlar değil. Kişinin kendi dünyasında şu, az önce bahsetmiş olduğum üç hattı, doğru kullanamama durumunu ifade eder. Lilith sol hattın doğru kullanamama durumudur. Naama sağ hattın doğru kullanamama, kullanılamama durumudur. Agrat bat maklat ise orta çizginin doğru kullanılamama durumudur. Bunlar rastgele üretilen kavramlar değil. Bunlar asla ve dünyamızı somut şeyleri ifade etmez. Yolda yürüyen insanın iç hallerini ifade eder. O yüzden ve o yüzden kutsi metinlerde, İbrani kutsi metinlerde Böyle birbirinden farklı tanımlamalarla karşılaşıyoruz. Bazen gece öten bir hayvandır, bazen bir ne bileyim melek gibi ifade edilir, bazen böyle bir halmiş gibi ifade edilir. Hepsi doğrudur. Nihayetinde tüm bu ifadeler alegoriktir, benzetmedir. Buraya kadar özetleyecek olursak Lilith dediğimiz şey yani böyle Hollywood'un çizdiği arka tarafında böyle kuyruğu olan boynuzları çıkmış bir kötü kadın değil Diğer taraftan elbette bu tanımlama veya imgelemi çok pekişmiştir. Bunun da sebebi gerçekten tapınak yıllarından sonra ortaya konulan veya yaratılmaya çalışan dinlerin kadına bakış açısıyla doğru orantılıdır. Sürekli bir şeytanlaştırma, sürekli bir alt sınıftan gibi görme vesaire derken Hollywood da bunu gerçekten çok pekiştirmiştir. Gerek hikayelerle olsun, gerek e, filmlerle olsun. Diğer taraftan da gerçekten bu kutsi... ...yazmaların kendi içeriğine çok uzak olmalarından dolayı... ...gerçekten ifade edildiğine dair de bir anlama ihtiyacı olmamalarından dolayı... ...diğer taraftan da böyle bir imgemin satacağından dolayı... ...insanların zihnini çok meşgul edeceğini bildiklerinden dolayı... ...bu tip pekiştirmelerle insan zihninde sanki bir kadınmış gibi kalıyor bu konu. Aslında ne bir kadın ne bir erkek... ...yolda ilerleyen insanın geçirdiği bir hal elbette dönüşür, sabit kalmaz... Yeter ki kişi istesin. Burada özet olarak Lilith'de anlatılan şey kişinin kendi eril doğasıyla mücadelesi ve asla ve asla doğuramıyor olması, karanlık tarafı ilerleyen zamanlarda yani bu kutsi metinden yazılmasında binlerce yıl sonra bu kavramlar modern psikolojide kullanılmıştır. Jung'un kişinin karanlık tarafı diyelim daha başka e, ifadeler olsun, arketipler olsun hepsini gerçekten İbrahim dilindeki bu tanımların tanımları oluşturun. harflerin kurgusuyla ifade edebiliyoruz. Sadece örnek vereyim. İbrancide ani kavramı ben demektir. Sel kavramı gölge demektir. İsteyen bakabilir. Aynı zamanda bu gölge kavramından etsel edatını türet etsel edatı ortaya çıkmıştır. Kurgulanmıştır. Buradaki edatın anlamı ise yanı başında anlamına gelir. Çünkü gölge kavramından türetiliyor. Ve gölge de yanımızdadır yani en yakınımızda olan şeydir. Ve bu yüzden etsel denildiği zaman yanında anlamına gelir. Ve ani kavramının sayısal değeri 60 iken etsel kavramının sayısal değeri 120'dir. Başlarına da alef getirdiğimiz zaman farklı bir değer kazanır. Aninin sayısal değeri 61'dir doğru baştaki alefi yan tarafa koyduğumuzda 60 kalır. Etselin de sayısal değeri 121'dir. Baştaki alefi yan tarafa koyduğumuzda 120 kalır. Bu ise modern yüzyılda şöyle ifade edilmiştir. İnsanın gölge tarafı ağırdır. Elbette ağırdır. Gayet doğru bir şey. Zaten İbrani dili bunu binlerce yıl önce kurgulamış. Ani kavramı yani ben anlamına gelen kavram 60, 61 sayısına denk gelirken etsel kavramı diğer taraftan gölge kavramı, sel kavramı veya etsel kavramı 120 ve 121 rakamına denk gelir. Buradan da anlıyoruz ki gölge tarafımız bizim iki katımız. Elbette burada bir ağırlık ölçüsünden bahsetmiyoruz. Hissettirmiş olduğu durum hakkından bahsediyoruz. Böyleydi arkadaşlar. Yine sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Ve uygun gördüğünüz, gerçekten ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz ortamlarda rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Bir başka sunumda görüşmek üzere. Eylül ayıyla beraber yeni videolara başlayacağımı ifade etmiştim. Bu da ilki olsun diyelim ve böyle devam etmeye gayret edeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.